arkadaşlarımızın önerdiği arkadaşları getirdik yönetime. Bunları araştırabilirsiniz bandırma basın olarak. İstifalar bizim inisiyatifimizle gelişen bir şey değil. Kişinin kendi inisiyatifiyle gelişen, istifa etmişse insana bizim kardeşlerimiz, arkadaşlarımız bunlar. Bizi rahatlatmak, birçoğunu söyledi, bizi rahatlatmak için, sizi rahatlatmak için istifa ediyoruz dediler. Ve bizim teşkilatımızın içinde bir kırgınlık, küskünlük yok. Yani bizden önceki il başkanımızla da daha dün beraberdik mahkemede. O konuda da size mahkemede derken karşılıklı mahkeme olduğumuz değil, akiller toplantısından dolayı 79 kişinin mahkemesi vardı arkadaşlar. Dün biz saat 1.30'dan 5.30'a kadar adliyede mahkeme salonunda ifade verdik. Akillerin Balıkesir'e gelişinde otelin önünde bulunmamızdan dolayı. Sonuç 24 Aralık'a ertelendi. Davam için açılması nasıl önemli? Biz demokratik hakkımızı kullandık, antidemokratik şekilde karşılandık. Polisin çok büyük orantısız güç kullanarak, ben 55 yaşındayım, hayatım boyunca devletin yanında, devletin devletime faydalı olmak için çalışan bir insanım. Karakolluk dahi olmamıştım. Yani değişik vesilelerle karakola bile gitmemiştim. Ama polis kardeşimiz sanki düşmana sıkar gibi, ben kaçmadım da böyle bir olay esnasında karışıklık oldu, bir arbede oldu. Kaçmadım da ben, polis geldi tepeme, tam bir tüp boşaltıncaya kadar sıktı durmadan. Ben kendimi bilen, o an içinde Milliyetçi Hareket Partisi Merkez İlçe Başkanı'nı olan bir insandım. Ama maalesef biz halkı garayana getirmekten yargılanıyoruz şu anda. İleri demokrasi bunu gerektiriyormuş demek ki. Ülkemizdeki ileri demokrasi bunu gerektiriyor. Bunların anlayışına göre, bu iktidarın anlayışına göre ileri demokrasi değil. Daha hiçbir parti, bizim aracımızda hiçbir parti Büyükşehir Belediye Başkanı adayını açıklamadı. 7 tane de ilçe başkanını belirledik biz. Daha hiçbir parti pardon, sözünüzü kesmeyeyim. Ben zaten aday ediyorum yani. MHP'de aday mı olacak, aday mı olacak? Mesela örneğin belediye başkan adayından var. Şimdi şöyle bir şey, bizim konseptimiz şu. Milliyetçi Hareket Partisi il başkanlığı, o ilçenin ilçe yönetimi, Büyükşehir Belediye Başkanı ve belediye başkan adaylarını genel merkeze de dahil olmak üzere bu konsept içerisinde seçeceğiz. Partimize uygun, teşkilatımıza uygun, partimize en büyük ivmeyi kazandıracak insanlarla birlikte olacağız. Tamam da başkanım, şimdi bölgeyi belirlediniz. Bir bandırma kaldı. Bandırma için evet. Bir zaman var mı, i̇şte süre var mı? Bandırmaya geldik işte, harekete başladık. Onu açıklamak için geldiniz. Açıklamak için gelmedik. O çalışmaların başlangıcını yapmaya geldik. Hayırlı olsun. Bandırma Eylül Gazetesi'nden. Öncelikle hoş geldiniz. Hoş geldiniz. Başkanım, geçen seçimlerde Milliyetçi Hareket Partisi sıralama yaparken bandırmaya bayağı bir haksızlık yaptı. Düşüncesi bandırmada akip. Yani bandırma altı Milliyetçi Hareket Partisi'ne biraz kırdır bu konuda. En büyük ilçe olmasına rağmen sıralamada 7. sıraya koydular bandırma. Bu kırgınlığı, bu soğukluğu nasıl ben düzeltmeyi şöyle düşünüyorum. Anladım şimdi sözünüz de. Kırgınlık, küskünlük benim kitabımda yazmıyor. Şahsım olarak. Halktan tabii özellikle milliyetçi, ülkücü camiada. Bu tepkinin büyük çoğunluğu orada. Yani biz bir önceki seçimde kaç oy aldık bandırmada? Milliyetçi Hareket Partisi'nde. Şimdi bu konuda da bizim kırgın kardeşlerimiz de iyi çalışacaklar. Şu anda Milliyetçi Hareket Partisi belirlediği adayla
belediyeyi almak için var gücüyle çalışacak. Çalışacağız, hepimiz beraber çalışacağız. Ondan sonra benden ne isterlerse istesinden bandırmalılar. Ben il başkanı olarak söz veriyorum. Ama önce yerel seçimleri bir görelim. Ama Sayın Başkanım, geçen seçimlerde bir ittifak vardı, bir çatı hareketi. Nerede? Dolayısıyla Bandırma'da bu hareketi... Yine var ittifak. Şimdi bak, ittifak dediğin nedir yani sizin? Bir çatı hareketi kuruldu. Diğer siyasi partilerden insanlar bizim partimizde çalışacak arkadaşlar. Bu ittifak değil. Tamam, diğer, böyle, o zaman... diğer siyasi partilerde bulunmuş arkadaşlarımızla bizle beraber ülkesini seven, Türk bayrağının altında olmaktan şeref duyan, onur duyan herkesten çalışacağız. Bu ittifak değil. Bu Milliyetçi Hareket Partisi'nin ortayı temsili, eski insanla söyleyeyim, ortayı temsili. Biz geniş halk kitlelerini temsil etmeyi hedef seçmişiz. Onun için herkesten beraber çalışacağız. Bu konuda bir çalışmamız var mı? Vardır. Bandırma'da da var. İlçe başkanından da sık sık bazı şeyleri istişare ediyoruz. İlçe yönetim, o da ilçe yönetiminin tekliflerinden geliyor bize. Evet. Bu tür çalışmalarımız var. Şimdi başkanım, kamuoyunda şöyle bir iddia var. İddia da şu, özellikle Milliyetçi Hareket Partisi'nin güçlü olduğu yerlerde Cumhuriyet Halk Partisi adaylarında Milliyetçi Hareket Partisi'nin adayı destekleyeceğiz bunda. Kesinlikle yok. Bu konunun nereye varacağını da düşünmeden cevap veriyorum. Böyle bir anlayışımız yok. Biz her nüvesiyle Milliyetçi Hareket Partisi olarak her yerde, her birimde, seçime girilen her birimde kazanmak için varız arkadaşlar. Kazanacağız. Seçim ittifakı yok mu olur? Yok. Seçim ittifakı diye bir şey telaffuzumuzda yok bir kere. Kesinlikle benim anlayışımda bu mümkün değil. Genel merkezimizin de böyle bir anlayışı yok. Biz kazanacağız Allah nasip ederse. Başbakanı Balıkesir'de 2009'da hayret ettirdiğimiz gibi Bandırma'da da hayret ettireceğiz inşallah. Onun için çalışmalarımızı çok acele etmeden, daha vaktimiz var. Çok acele etmeden, çünkü yaygın bir coğrafyası yok, çok köyü yok Bandırma'nın. Bu anlamda biz en rahat ettiğimiz köylerden bir ilçelerden bir tanesi. Dursun Bey, 103 tane köyü var. En yakın köyü... Yeni kadın kollarımız bugün sizlere tanıtılıyor. Daha önceki kadın kolu başkanımız Sayın Bircan Turan ve yönetimi 2006 yılından bugüne kadar görevlerini başarıyla yaptılar. Kendilerimize ifadesi artık yorulduklarını, şevk ve heyecanlarını kaybettiklerini ifade ettikleri için ve önümüzde de bir yerel seçim süreci olduğundan bu sürecin daha iyi çalışılarak daha faydalı olabilmesi açısından yeni bir oluşumun gerçekleşmesi yönünde kararlarını bildirdiklerinden böyle bir değişim gerçekleşmiştir. Bunu da siz değerli basın mensuplarına bildirmek isterim. Ayrıca kamuoyunda yine işte Milliyetçi Hareket Partisi Bandırma'nın bir belediye başkan adayı olmadığına, işte CHP ile ilgili ittifakla alakalı öyle bir söylem de söz konusu. Sayın İl Başkanımın da belirttiği gibi böyle bir şey söz konusu değildir. Şu ana kadar kamuoyunda gayri resmi aday adayı gibi söylentiler dolaşsa da partimize herhangi bir resmi müracaatta bulunmamıştır. Onun için bu söylemleri ciddiye almıyoruz parti olarak, onu belirtmek isterim. Ayrıca olma aşamasında artık son noktaya gelinmiş çalışmalarımız vardır. Yani belediye başkan adayımız yok değil, Bandırma kamuoyunun önüne, Bandırma halkının önüne göğsümüzü gere gere dimdik çıkarabileceğimiz bir belediye başkan adayımız değil, birkaç tane vardır. Bunların içinde seçim yapmakta zorlanıyoruz. Bunu da bilginize sunmak isterim. Teşekkür ederim. Bizden önce görev yapan, bizden önceki il yönetiminde, ilçe yönetimlerinde de, kadın kollarında da sonsuz teşekkürlerimizi sunuyoruz. Çünkü bu dava 45 yıldır değişerek, insanların değişerek geldiği bir noktadayız. Allah'ımıza hamdolsun ki biz iktidarı hedefliyoruz bugünlerde. Geçen insanlarımızla geldik bu noktaya. Onun için onları unutmamız mümkün değil. Onlara saygısızlık yapmamız mümkün değil. Allah razı olsun hepsinden. Ama bundan sonra biz iktidara koşturan bir heyet olarak genç, dinamik, şevki, yeniden şevklenmiş insan gruplarından beraber olacağız Allah'ın adıyla.
parti ayrımı yok. Vatanını, milletini seven, ülkesini seven, bayrağını seven, Atatürk ilke ve inkılaplarına göre yaşamak isteyen herkes partimize davetlidir arkadaşlar. Herkesten beraber çalışacağız. Bu Cumhuriyet Halk Partisi, Anavatan, Doğru Yol, Demokrat Parti, AK Parti, AKP'nin içerisindeki sağduyulu kardeşlerimize sesleniyoruz. Lütfen ülkenin daha kötü duruma düşmeden bu sağduyularını kullanarak kendilerine yön versinler. Ve bu da Milliyetçi Hareket Partisi'ndedir. Onların gelebileceği yegane ev Milliyetçi Hareket Partisi'dir. Ben Balıkesir İl Başkanı olarak sağduyulu AKP'li kardeşlerimizi Milliyetçi Hareket Partisi'ne davet ediyorum. Teşekkür ederim. Üyelerimiz, hoş geldiniz. Öncelikle Milliyetçi Hareket Partisi bayrağını layıkıyla taşıyan, bu mukaddes görevi bizlere devreden Kadın Kolları Başkanımız Bircan Turhan ve Yönetim Kurulu üyelerine teşekkür ediyorum. Umarım bizler de bu göreve layık olur, onların bıraktığı yerden hukuksal davanın bayrağını daha yükseklere taşırız. Bilindiği üzere ülkemiz endişe verici ve tehlikeli bir dönemden geçmektedir. Milletimiz üzerinde çeşitli hesaplar yapılmaktadır. İnsanlarımız hızla açılım adı altında sistemli olarak ayrıştırılmaya çalışılmaktadır. Vatanımız ve milletimiz üzerinde oynanan bu oyunların bozulmasında biz Türk kadınlarının önemli bir güç olduğuna inanıyoruz. Bu anlamda bayanlarımızı Bandırma Milliyetçi Hareket Partisi'ne bekliyoruz. Bu zor dönemde tek vatan, tek bayrak, tek dil diyen bizler, milli birlik ve bütünlüğümüz için canla başla çalışacağımızı tekrar etmek istiyorum. Allah utandırmasın. Yegane güvencesi olan Milliyetçi Hareket Partisi'nin biz değerli temsilcilerini, Mümtaz kentimiz Bandırma'nın şahsınızdaki tüm halkını saygılarımla, tüm içtenliğimle selamlıyorum. Saygılarımı sunuyorum. Ben İl Kadın Kolları Başkanı Emine Aygül olarak yıllar önce verdiğim sözü daha bir şevkle, daha çok çalışarak, daha çok başarıya koşarak arkadaşlarıma yeniden burada hatırlatmak istiyorum. Milliyetçi Hareket Partisi'nin vatanımıza ve milletimize olan bugünkü gerekliliğini kadın gücüyle, tüm gücümüzle ortaya koyacağız. Burada gördüğümüz arkadaşlarımız kadın gücünün temsilcileri, Milliyetçi Hareket Partisi'nin çok değerli temsilcileri. Biz onlarla birlikte Bandırma'mız için çalışacağız. Geleceğimiz için çalışacağız. Türk annesi, Türk halkının temsilcileri olarak, kadınların temsilcileri olarak bu görevi layıkıyla yerine getirmek için iş başındayız, buradayız. Onlara hayırlı uğurlu olsun diyorum. Bu bayrağı teslim aldılar. Onları teslim eden tecrübeli arkadaşlarımızın tecrübelerinden yararlanacağız mutlaka. Onları da aramızda görmek istiyoruz. Onların da bizi ve bizim de onları kucaklamamızı bekliyoruz. Çünkü biz her vatandaşımızı, Milliyetçi Hareket Partisi'nin her temsilcisini seviyoruz. Sevmeye devam ediyoruz. Çünkü biz vatanımızı, milletimizi seviyoruz. Ne mutlu. Değerli ilçe başkanım. Çok güzel. Evet. Bakalım efendim bu tarafa. Tamam. Görüyorsunuz. Biraz tattıralım değil mi?
Buyurun efendim, bekler. Tamam.